Merhaba arkadaşlar. Trigonometriye 3. föyümüzle devam ediyoruz. Bu föyde trigonometrik fonksiyonları öğreneceğiz arkadaşlar. Yani sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını öğreneceğiz. Şimdi daha önce trigonometrinin başlangıcını nerede yapmıştınız? 9. sınıfta yapmıştınız bakın arkadaşlar. Yalnız orada trigonometriyi daha dar kapsamlı ve daha basit tanımlarla öğrenmiştiniz. Ne demiştik? Bir dik üçgende tanımlar yapmıştık trigonometri ile ilgili. Ve sinüs ve kosinüs ilgili tanımlar yapmıştık. Peki bir dik üçgende şöyle bir alfa açımız olsun. Burası A kenarı A açısı, B açısı ve C açısı olsun. Burası B, burası C, burası da A kenarı olmuş olsun. Bir dik üçgende kosinüs alfa demek. Yani bir açının kosinüsü demek. Komşu dik kenarın, komşu dik kenarın hipotenüse oranı demekti. Yani komşu bölü hipotenüs demekti arkadaşlar. Dolayısıyla bu da A bölü B'ydi. Peki sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs demekti. Bunları 9. sınıfta görmüştük arkadaşlar. Karşı bölü hipotenüs. Yani C bölü B bize alfa açısının sinüs değerini veriyormuş bakın. Şimdi ise artık bu kosinüs ve sinüsün daha gerçek tanımlarını ya da daha kapsamlı tanımlarını vereceğiz arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını anlatacağız. Şimdi Tanımımızı yapalım arkadaşlar. Nedir? Bir birim çember alıyoruz. Birim çemberde şurası A noktası, A noktasının koordinatları 1'e 0 olsun. Şurası B noktası, B noktasının koordinatları da 0'a 1. Şurasına A üssü noktası diyelim, eksi 1'e 0. Burası B üssü noktası, 0'a eksi 1 şeklinde yazılsın. Birim çember, merkezi orjin ve yarı çapı bir birim olan çemberde. Peki şimdi birim çember üzerinde alfa açısını alıyorum. Başlangıcı x ekseni olacak şekilde bir alfa açısı alıyorum. Ve alfa açısının birim çemberi kestiği şu noktaya p noktası diyorum. Bu p noktasının bir absesi bir de ordinatı olacak. Yani x ve y koordinatları olacak arkadaşlar. Birinci bileşenimiz x, ikinci bileşenimiz y'ydi bir noktanın koordinatlarını söylerken. Peki şimdi ben burada şu şekilde bakın ne yapıyorum x eksenine dik inersem karşılık geldiğim nokta x olacak, y eksenine dik inersem de karşılık geldiğim nokta y olacak. Birim çember olduğu için yarıçapımız bir birimdi. Bakın OP uzunluğuna bir yazdık. Az önce ne yapmıştık? Dik üçgende trigonometrik tanımlarımızı hatırlatmıştık. Peki ben buradaki şu dik üçgende ne yapmak istiyorum? Kosinüs alfayı yazmak istiyorum. Kosinüs alfa eşittir. Komşu dik kenarın uzunluğu x birim bakın. Hipotenüsün uzunluğu da bir birim. Dolayısıyla x eşittir kos alfa olmuş oluyor. Peki bir de sinüs alfayı yazalım. Karşı dik kenarımızın uzunluğu y bölü hipotenüsümüzün uzunluğu 1. Yani y de sin alfaya eşit olmuş oldu. O halde artık ben şu x yerine ne yazabilirim? Kos alfa. Y yerine de ne yazabilirim? Sin alfa yazabilirim. Şimdi artık tanımımızı yapalım arkadaşlar. Kos ve sinin daha gerçekçi tanımını yapmış oluyoruz. Bir alfa açısının birim çemberde kestiği P noktası için bu P noktasının apsisine alfanın kosinüsü denir ve kos alfa ile gösterilirmiş bakın arkadaşlar. Bu P noktasının ordinatına ise alfanın sinüsü denirmiş ve sin alfa ile gösterilirmiş. Peki yani arkadaşlar bundan sonra kosinüs ve sinüsü bir koordinat olarak ifade edeceğiz. Birincisi yani x kosinüsü verecekmiş. Y de sinüsü verecekmiş. Bakın arkadaşlar. Peki ben şimdi burada birinci bölgede bir açı aldım arkadaşlar. Yani bir dar açı aldım. Peki e, ne yapalım şimdi? Bir geniş açı alalım. Mesela ne olsun? Şöyle ikinci bölgede bir açı almış olalım arkadaşlar. Başlangıcımız x ekseni olacak bakın. Şuradan şöyle ne yaptım? Bir beta açısı almış oldum. Peki beta açısının bitim kolunun birim çemberi kestiği nokta olsun arkadaşlar. Buraya da T noktası diyelim mesela. Bu T noktasının apsisine biz ne diyecekmişiz? Kosinüs beta diyecekmişiz. T noktasının ordinatına ise sinüs beta şeklinde ifade edecekmişiz. Peki şimdi şuna dikkat edelim. Eğer bizim açımız geniş açıysa bu açının kosinüs değeri ikinci bölgede yer alıyor bakın. Yani x ekseninin sol tarafında yer alıyor. Dolayısıyla kosinüs betanın negatif bir sayı olacağını söyleyebiliriz. Sinüs betanın ise pozitif bir sayı olacağını söyleyebiliriz. Demek ki arkadaşlar özetlersek artık sinüs ve kosinüs tanımı Komşu bölü hipotenüs ya da karşı bölü hipotenüs değil. Neymiş? Bir alfa açısının birim çemberi kestiği noktanın apsisine kosinüs alfa. Ordinatına ise sinüs alfa diyormuşuz. Ben şimdi burada bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Onun için biraz daha üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir çember aldım yine. Ve bir koordinat ekseni oluşturdum. Birim çemberi oluşturdum ve şöyle mesela kaç derecelik bir açı alalım? 200 derecelik bir açı almak istiyorum bakın. Şuradan 200 derecelik bir açı aldım. Başlangıcı yine orijin ve şöyle ne yaptım? 200 derecelik bir açı aldım. Peki 200 derecelik açının bitim kolunun birim çemberi kestiği şu P noktasına bakıyoruz. İşte bu P noktasının apsisine biz kosinüs 200 diyecekmişiz. Ordinatına ise sinüs 200 diyecekmişiz. Şimdi bunu biraz daha irdeleyelim bakın arkadaşlar. Kosinüs 200 ya da şuraya şöyle önce yazayım. P noktasının koordinatları ne olacakmış? Kosinüs 200 virgül sinüs 200 olacakmış. Peki kosinüs 200 negatif bir sayı mıdır? pozitif bir sayı mıdır arkadaşlar? X ekseninin sol tarafında olduğu için negatif bir sayıdır. Peki sinüs 200 pozitif midir negatif midir? Y ekseninin alt tarafında olduğu için bakın bu da ne olacak? Negatif bir sayı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bir açının kosinüs ve sinüsünün eksi mi artı mı olduğunu bölgelere göre ne yapabilirsiniz? Karar verebilirsiniz. Şimdi bu tanımın iyi anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Son bir şeye daha değinmek istiyorum. Mesela ben şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şurası şurası ne noktası olsun ya da şöyle diyelim. Burası A, burası B, burası C, burası D olsun. Şuraya da E noktası diyelim. Ben şimdi E noktasının E noktasının koordinatlarının x'inin 0, y'nin de sinüs 200 olduğunu söyleyebilirim. Peki ben size OE uzunluğunu sorarsam ne diyeceksiniz? Yani şuradaki uzunluğu istiyorum arkadaşlar. Peki uzunluk negatif olmaz. Eğer siz OE'ye de sinüs 200 derseniz bakın cevabınız yanlış olur şöyle izah etmeye çalışayım. Burası orijin olsun. Şurası eksi 3 olsun arkadaşlar. Ben buradan buraya olan uzunluğu yani bu mesafeyi eksi 3 birim değil de ne diye söylerim bakın. 3 birim diye söylerim. Yani buradaki ordinatın ters işaretlisini söylerim. O halde OE uzunluğunu eksi sinüs 200 olarak ifade etmem gerekir. Umarım burayı iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü bu mantığı çokça kullanacağız. İlerleyen sorularda yine bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Bu bölümde daha biraz işi uzattım ama ne yapmak istedik arkadaşlar? Bu tanımları iyi oturtmak istedik bakın. Peki Şimdi burada artık öğrendik ki bir alfa açısının bitim kolunun birim çemberi kesti noktanın apsisi kosinüs ordinatı da ne olacakmış? Sinüs olacakmış arkadaşlar. Peki şimdi şurada bakın bir özellik vermiş bize. Diyor ki bir açının kosinüsünün ile sinüsünün karesinin toplamı birdir demiş. Yani kos kare alfa artı sin kare alfa 1'dir demiş. İşte en önemli trigonometrik özdeşliklerimizden biridir arkadaşlar bu bakın kos kare alfa artı sin kare alfa eşittir bir nereden gelmiş bu ben şuradaki dik üçgende şuradaki dik üçgende Pisagor bağıntısı uygularsam yani hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamıydı kos alfa'nın karesi artı sin alfa'nın karesi şeklinde ifade etmiş oluruz peki. Ben sin kare alfayı öbür tarafa atarsam kos kare yerine 1 eksi sin kare de diyebilirim. Ya da kos kareyi sağ tarafa atarsam sin karenin eşiti 1 eksi kos kare olarak da yazılabilir. Burada da ben size bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. 1 bir yerine 1'in karesi yazarsam burası 2 kare farkıdır. Yani 1 eksi sin alfa 1 artı sin alfa şeklinde de açılım yapabiliriz. Şuraya yazalım. 2 kare farkımız neydi? A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B idi. Bunu da çokça kullanacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 1 eksi kos kareyi de ben 1 eksi kos alfa çarpı 1 artı kos alfa şeklinde ifade edebilirim. Peki şurada önemli bir bilgimiz daha var. Bakın birim çemberi çizdiğimiz zaman Bizim kos ve sinimiz koordinattı. Bir apsis biri ordinattı. Şurası bir birim şurası da eksi bir birim olduğuna göre benim açımın kosinüsü daima birden küçük eksi birden büyük olmalıdır. Peki bir ve eksi bir olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. 180 derecede eksi birdir. 0 derecede de birdir kosinüs değerimiz. Dolayısıyla bir açının kosinüsü Aynı şekilde sinüsü eksi 1 ile 1 arasında eksi 1 ile 1 de dahil olmak üzere bu aralıkta değer almalıdır. Şimdi birinci örneğimizle başlıyoruz. Burada bize 20 derecelik bir açı verilmiş. E, TOB açısı da 50 derece verilmiş. Bize diyor ki P ve T noktaların koordinatları nedir diye sorulmuş. Hemen P noktasının koordinatlarını yazalım. Neydi? Absisimiz kosinüsü verecekti. Yani kos 20. Ordinatımız ise sinüsü verecekti. sin 20. Bakın P noktasını hemen kolaylıkla yazdık. Dolayısıyla şıkları bir hemen e, bakalım. cos 20 sin 20 hemen B şıkkını eleyebilirsiniz. Daha sonra baktığımız zaman arkadaşlar D şıkkında cos 70 sin 70 e, var. cos 70 sin 70 var arkadaşlar. Şimdi bu olmayacak yanlış. Çünkü cos 20 olması lazım bakın arkadaşlar. E şıkkını da eleyebilirsiniz. Sadece A ve C şıkları kaldı. A şıkkında 50 dereceyi kullanmış. C şıkkında ise 130 dereceyi kullanmış. Arkadaşlar bu koordinatları yani T noktasının koordinatlarını söylerken başlangıcı neresi alacaktık? X ekseni alacaktık. Dolayısıyla bitim konunu da OT aldığımıza göre buradan başlayıp buraya gelirsek 130 derecelik bir aç olduğunu görürüz. Dolayısıyla T noktasının koordinatları kosinüs 130 virgül sinüs 130 olarak alınacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuzda özel açılarımızın dört tane özel açılarımızın trigonometrik değerlerini bulacağız arkadaşlar. Kim bunlar? 0 derecelik açı. Bakın şurası bizim için sıfır derecelik bir açı olmuş oluyor. Başlangıcı ve bitişi aynı. Peki bu sıfır derecelik açının birim çemberi kestiği nokta neresi olmuş oluyor? A noktası olmuş oluyor. O zaman e, bu A noktasının koordinatlarından birincisi kosinüs sıfırı, ikincisi de sinüs sıfırı vermiş oluyor. O halde sinüs sıfırın sıfır olduğunu, kosinüs sıfırın da bir olduğunu hemen yazabiliriz. İkinci olarak 90 dereceye bakıyoruz. Başlangıcımız x ekseni, bitimiz, bitimimiz şu şekilde 90 derecelik açıyla çizdiğimiz zaman OB oluyor bakın ve birim çemberi kestiği nokta B olduğu için burası bizim için cos 90, şu da bizim için sinüs 90 olmuş oluyor. O halde sin 90 1, cos 90 da 0 olarak yazabiliriz. Pi 180 dereceydi. Dolayısıyla şimdi 180 derecelik açıyı çizelim. Başlangıcımız orijin. Bitimimiz de şu şekilde 180 derecelik açıyı çizdiğimiz zaman bitim kolunun birim çemberi kestiği nokta C olmuş oluyor. Dolayısıyla kosinüs 180 eksi 1 sinüs 180 de 0 olmuş oluyor arkadaşlar. Yerine yazalım hemen sinüs 180 0 kosinüs 180 eksi 1. 3π bölü 2, 270 derece. Artık olayı anladık. 270 derecede burasıdır bakın. Ve demek ki birinci koordinatımız kosinüsü, ikinci koordinatımız sinüsü verecek. O halde sinüsümüz eksi 1, kosinüsümüz sıfırdır. 2π, 360 derece. Şu şekilde tam açıya tamamlamış olduk. Yine bakın. Ee... 360 derece ile 0 derecenin bitim kollarının birim çemberi kestiği nokta aynı A noktası. Zaten 360 derecenin esas ölçüsü 0 dereceydi arkadaşlar. 361 esas ölçü değildi. Dolayısıyla burası aynı zamanda bize cos 360'ı ve sin 360'ı göstermiş oluyor. Sinüs 360 0, kosinüs 360 ise 1'dir. Bu değerleri Uygulama yaptıkça, soru çözdükçe artık iyice aklınızda tutacaksınız arkadaşlar. Zaten şu 4 nokta olduğunu da görüyorsunuz. Burası bize 0 dereceyi, burası 90 dereceyi, burası 180 dereceyi, 270 dereceyi ve aynı zamanda burası 360'ı göstermiş oluyor. Şimdi Burada bir ispatta yapmış arkadaşlar. 9. sınıf bilgilerimizle sin kare artı kos karenin 1 olduğunu tekrar ispat etmiş oldu arkadaşlar. Yine hatırlayalım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüstü bakın arkadaşlar. Bir de buradan ispatlamış olduk. Şimdi bir trigonometrik özdeşlik öğrenmiştik. Neydi öz, öğrendiğimiz trigonometrik özdeşlik? Cos kare alfa artı sin kare alfa eşittir 1'di. Bu eşitliği kullanarak şimdi 3. sorumuzu çözmeye çalışalım. Görüyorsunuz yukarıda 1 eksi sin kare var. Sin kareyi bu tarafa atarsam cos kare alfanın 1 eksi sin kare alfa olduğunu söyleyebiliriz. O halde 1 eksi sin kare alfa yerine kos kare alfa yazıyorum. Kos kare alfa demek kos alfa çarpı kos alfa demektir. Aşağıdaki kos alfa ile yukarıdaki kos alfanın biri gider. Sonuç olarak kos alfa eksi kos alfa yani cevabımız sıfır bulunacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Yine trigonometrik özdeşliğimizi kullanacağız. Ee, bakın 1 eksi cos kare var. Hemen temel özdeşliğimizi yazalım bir daha isterseniz. Cos kare alfa artı sin kare alfa eşittir 1. Alfa yerine x gelmiş. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? 1 eksi cos kareyi gördük. Yani cos kareyi bu tarafa atmışlar. 1 eksi cos kare yerine biz sin kare x yazalım. Bölüm. Aşağıda ise sinüs x parantezini alalım. Bakın hem burada hem burada sinüs x olduğu için sinüs x parantezini alabilirim. Burada sin çarpı sin çarpı sin 3 tane sinüsün çarpımı var. Birini kenara aldığıma göre sinüs kare x kalacak. Artı sinüsü kenara aldığıma göre kos kare x kalacak. Peki sin kare artı kos kare toplamı 1'e eşitti. O zaman yukarıda sin kare x aşağıda da sinüs x kaldı. Yukarıdaki kare ile şu birbirini götürsün. Yani sin çarpı sinin birer tanesi gitti arkadaşlar. Buraya ne kaldı? Sinüs x kaldı. Cevabımız 5 şıkkı. 5. sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane özdeşlik öğrenmiştik. O da cos kare x artı sin kare x eşittir 1'di. Şimdi bu sorumuza baktığımız zaman cos kareler ve sin kareler var. Sin kare bir tane cos kare daha fazla arkadaşlar. O zaman sin kareyi biz de cos kareye çevirelim. Sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazalım. O halde sin kare yerine 1 eksi cos kare x yazıyorum. cos kare x artı 2 eksi 2 cos kare x diyorum. Bölü şurayı 2 parantezine alırsam 2 eksi cos kare x kalıyor bakın. Şimdi şuranın başında şu cos karenin başında 1 var bakın arkadaşlar. 1 cos kare eksi 2 cos kare dediğimiz zaman eksi kos kare kalacaktır. Eksi 1 kos kare kalacaktır. Dolayısıyla yukarısı 2 eksi kos kare x gelecek. Aşağıda da 2 çarpı 2 eksi kos kare x vardı. 2 eksi kos kare x'ler birbirini götürsün bakın tamamen. Yukarıda 1 aşağıda 2 kaldı. Demek ki cevabımız 1 bölü 2 olacaktır. 6. sorumuzdayız x 0 ile 90 derece arasında olmak üzere demiş. Yani x bir dar açıymış arkadaşlar. Sinüs x artı kosinüs x 9 bölü 7 olduğuna göre sin çarpı kos nedir diye sorulmuş. Bu trigonometrinin en klasik sorularından biridir arkadaşlar. Şimdi bize sin ile kosun çarpımı soruluyor. Sin ile kosun çarpımı nereden gelir diye düşündüğümüz zaman ben eğer her iki tarafın karesini alırsam şu sol tarafın karesini alırken birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diye alınıyordu bakın. Dolayısıyla eğer iki tarafın karesini alırsak sin kos çarpımına ulaşacağımızı görüyoruz. O zaman artı ikincinin karesi diyorum ve kos kare x eşittir 81 bölü 49. Sin kare artı kos kare 1'di. Bu 1'i de sağ tarafa alalım. 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 81 bölü 49 eksi 1 diyorum. Paydaları eşitleyelim. Yani burayı 49 ile çarparsak arkadaşlar 81'den 49'u çıkardığımız zaman 32 bölü 49 gelir. Ama 32 bölü 49 2 sin kos. İki tarafı da 2'ye bölersek iki tarafı da 2'ye bölersek arkadaşlar burada 16 kalacak. Yani sinüs x çarpı kosinüs x 16 bölü 49 olarak gelecek. Cevabımız C şıkkı. 7. sorumuzdayız. Yine x bir dar açı olarak belirtilmiş bize. Karekök içerisinde 1 artı 2 sin kos var. Eksi kosünüz. Şimdi arkadaşlar karekök içerisinde 1 artı 2 sin kos. Bu kare kurtulmamız mümkün mü? Şimdi burada Az önceki soruda aslında bir ipucu almış olmamız gerekiyor. Bir yerine mesela az önce ne yapmıştık bakın sin kare artı kos kare yerine bir yazmıştık. Şimdi de bir yerine ne yazacağım sin kare artı kos kare ya da kos kare artı sin kare fark etmez. Kos kare x artı sin kare yazacağım onu en sona yazayım. 2 sinüs x kosinüs x diyorum ve devamında da sin kare x yazıyorum bakın. Demek ki bir yerine kos kare artı sin kare yazdım. Eksi kosinüs x. Şimdi kare kökün içerisi bize tanıdık gelmiş olması lazım. Bir tam kare ifade yani kosinüs x artı sinüs x'in parantez karesidir. Eksi kosinüs x. Şimdi kare kökle kare birbirini götürecek arkadaşlar. Burayla burası birbirini ne yaparmış? Götürülmüş. Fakat sonuç olarak mutlak değer kosinüs x artı sinüs x kalması gerekiyor. Burada birinci bölgede olduğumuz için arkadaşlar birinci bölgedeki bir açının sinüs ve kosinüsü yani apsis ve ordinatı pozitif olduğu için mutlak değer dışarıya aynen artı olarak çıkacaktır. Yani mutlak değerden direkt kurtulabilirsiniz. Kosinüs x artı sinüs x. Burası belki tam anlaşılmamıştır. Biraz daha izah edelim. Mutlak değer 5 dediğimiz zaman aynen 5 diye mutlak değerden kurtulurduk. İçerisi pozitif bir sayı olduğu için mutlak değerden direkt kurtulduk arkadaşlar. Bakın. Eksi kosinüs x diyorum. Kosinüs x'ler birbirini götürürse cevabımız sinüs x olarak geliyor. 8. sorumuzdayız. Şimdi 1 eksi 2 sin kare cos x artı sinüs x bölü cos x eksi sin bölü sinüs x denilmiş. Uzun bir işlem gibi görünüyor arkadaşlar. Doğru hamle yaparsak hemen sorumuz çözülecek. Nedir? Şurada bir sayımız var bakın arkadaşlar. Bir yerine ne yazabilirdik? Cos kare artı sin kare yazabilirdik. 1 yerine cos kare artı sin kare yazabilirdik. Yazalım o zaman ben şu birin yerine cos kare x artı sin kare x yazıyorum. Peki sin kare eksi 2 sin kare var. O zaman artı 1 eksi 2'den eksi 1 olacağı için cos kare x eksi sin kare x geliyor. Bölü kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x eksi sinüs x bölü sinüs x. Şimdi yukarıda kos kare eksi sin kare oluştu. Buranın, buranın iki kare farkı olduğunu gördünüz diye düşünüyorum arkadaşlar. 2 kare farkın açılımını yaparsak eğer şurada ne gelecek karşımıza? Kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x olarak gelecek. Peki aşağıda da kos artı sin var. Bunlar birbirini tamamen götürsün. Sol tarafta kosinüs x eksi sinüs x kaldı. Peki bölme yaparken birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacaktım. Sinüs x bölü kosinüs x eksi sinüs x diyorum. Ve yine çarpmada sadeleştirme yapabilirdik. Buranın tamamıyla buranın tamamı birbirini götürüyor. Sonucumuz yine sinüs x olarak geliyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi geldik sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının işaretlerine. Daha önce buna biraz değinmeye çalıştık arkadaşlar. Kosinüs bizim için absisti yani x bizim için kosinüstü. Y ise bizim için sinüstü. Dolayısıyla benim açım birinci bölgede bir açıysa x ve y'nin her ikisinin de artı yani pozitif bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Birinci bölgede x ve y yani kosinüs ve sinüs her ikisi de pozitiftir. İkinci bölgeye geldiğimiz zaman arkadaşlar kosinüsün eksi yani x'in eksi y'nin artı yani sinüsün artı olduğunu görürsünüz. Üçüncü bölgede her ikisi de eksi. Dördüncü bölgede ise kosinüs artı sinüs eksidir arkadaşlar. Çünkü dördüncü bölgedeki bir noktanın apsisi pozitif ordinatı ise negatiftir arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuzda trigonometrik fonksiyonların işaretlerini bulunuz denilmiş. İşaret soruları çok kolaydır trigonometride. Kosinüs 70 denilmiş. Hemen arkadaşlar şöyle birim çemberi de hazırlayalım. Kosinüs 70 birinci bölgededir. Birinci bölgede hem x hem y ikisi de artıydı. Dolayısıyla kosinüs artıdır. B şıkkına bakıyorum. Kosinüs 130. 130 ikinci bölgede bir açıdır. Yani 0 ile 180 arasında arkadaşlar bakın. İkinci bölgede bir açı olduğuna göre ikinci bölgede x eksi y artıydı. Kosinüs o zaman birinci koordinatımız olduğuna göre eksi olacaktır. C şıkkına bakıyorum. Kosinüs 260. Şurası 270 derece olduğuna göre 260 derece üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede x ve y'nin işaretleri eksi eksiydi. Dolayısıyla kosinüs birincisi ise işaretimiz eksidir. Kosinüs 340. 340 şurası 360 olduğuna göre dördüncü bölgede bir noktadır. Dördüncü bölgenin koordinatlarında x artı y eksi idi. Birincisi kosinüsü olduğuna göre işaretimiz artıdır. E şıkını sinüs 25 denilmiş. Birinci bölgede y değerimiz yani ikinci koordinatımız artıdır. 140 ikinci bölge ikinci bölgede sinüsümüz artıdır bakın arkadaşlar. 193. bölgedir. Şurada bir açı bakın. Ve 3. bölgede x ve y'nin her ikisi de eksi olduğu için sinüs değerimiz eksidir. Haşa bakıyoruz arkadaşlar. Sinüs 320 denilmiş. 4. bölgede bir açımız. 4. bölgede y koordinatımız eksi olduğu için sinüsümüz de eksi olacaktır. 10. örneğimizdeyiz. Aşağıdaki trigonometrik ifadelerin değerlerini birim çemberi kullanarak bulunuz demiş. Şimdi A şıkkında kosinüs ve sinüsün 30 derecenin kosinüs ve sinüs değerlerini bulacağız. Hemen ben ne yapıyorum? 30 derecelik bir açı alıyorum arkadaşlar. Şöyle burası 30 derece bitim noktasının bitim kolunun birim çemberi kestiği nokta P noktası. P noktasının koordinatlarını bulmak istiyoruz. Şurası 1 bakın arkadaşlar birim çemberi olduğu için. X eksenine dikiniyorum. 90'ın karşısı 1. 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıydı. Burası da kök 3 bölü 2 olacak. O zaman P noktasının koordinatları kök 3 bölü 2 virgül 1 bölü 2 şeklinde bulunur. Bunlardan birincisi kosinüs, ikincisi sinüstü yani kos 30 kök 3 bölü 2'dir. Sin 30 ise 1 bölü 2'dir. B yakında kosinüs 135 ve sinüs 135 sorulmuş. Hemen ben 135 derecelik bir açı alıyorum. Başlangıcımız x ekseni olacak. Tam şöyle ikinci bölgenin ortası olacak bakın arkadaşlar. Yani 90 artı 45'ten Şurası 135 derece. Burası ise 45 derecedir. Bizim bulmamız gereken şu P noktasının koordinatları. Hemen x eksenine dikiniyorum Burası da 45. Yani 45-45-90 üçgeni var. OP birim çember olduğu için bir birim olacak. Koordinatları bulmak istiyoruz. 45-45-90 üçgeninde. 90'ın karşı ikiz kenarların kök 2 katıydı geri dönerken kök 2'ye böleceğime göre 1 bölü kök 2. Eğer eşleniğiyle çarparsak kök 2 bölü 2 de gelecektir. Dolayısıyla şuraya biz kök 2 bölü 2. Buraya da kök 2 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi P noktasının koordinatlarını yazarken ikinci bölgede x eksi olduğu için eksi kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. O halde birincisi kosinüs, Cos 135 eksi kök 2 bölü 2. Sin 135 ise artı kök 2 bölü 2. C şıkkına geçtik. 4 pi bölü 3 demiş arkadaşlar. Pi 180 dereceydi. 180'i 3'e bölersem 64 ile çarparsam 240. Yani bize cos 240 ile sin 240 derece soruluyor. Hemen açımızı çizelim. Başlangıcımızı x ekseni alıyoruz ondan sonra ne yapıyoruz? 240'a gideceğiz arkadaşlar. 90, 180, 180 artı 60 olacak bakın. Yani şurası şöyle 240 derece. Şurası 60 derece olduğuna göre buraya da ne kalıyor? 30 derece kalıyor. Çünkü şurası da 270 dereceydi. Benim bulmam gereken şu P noktasının koordinatları hemen x eksenine dikiniyorum. Ve şurada 30, 60, 90 üçgeni ya da şu taraftaki 30, 60- 90 üçgeni de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. OP uzunluğumuz bir birimdi. 90'ın karşısı 1, 30'un karşısı 1 bölü 2, 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. Şimdi p noktasının koordinatlarını yazalım. Apsisimiz yani Şuradaki karşılık geldiği nokta. Her ne kadar uzunluk 1 bölü 2 olsa da sol tarafta olduğu için yani e, x eksenin sol tarafında olduğu için arkadaşlar koordinat olarak eksi 1 bölü 2 yazacağım. Aynı şekilde y de negatif olacak ve eksi kök 3 bölü 2 olarak yazılacak. Artık kosinüs birinci bileşenimizdi yani kosinüs 240 eksi 1 bölü 2 sinüs ikinci bileşenimiz yani eksi kök 3 bölü 2 olarak yazılır. Şimdi burada sıralamalara gireceğiz arkadaşlar. Önemli bir bilgi veriyoruz. Şimdi zaten şekilden de görülüyor bakın arkadaşlar. Benim birinci bölgede açı değerim arttıkça, açı değerim arttıkça kosinüsüm azalıyor. Sinüsüm ise artıyor arkadaşlar. Birinci bölgede demek ki kosinüs azalan, sinüs ise artan bir fonksiyonmuş bakın arkadaşlar. Diğer bölgeleri de aynı şekilde böyle çizerek bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 11. sorumuzdayız. sin 25, sin 70 ve sin 40 değerlerini karşılaştırmamız istenmiş. Çizerek de gösterelim şöyle. Burası 25 derece olsun. Burası 40 derece olsun ve şu da 70 derece olsun. Şimdi 25 derecenin sinüsü dediğimiz zaman şuradaki y koordinatımızdır. Sinüs 40 dediğimiz zaman şurasıdır ve burayı da b ile göstermişler. Sinüs 70 dediğimiz zaman da şu 40'ı yanlış söyledik arkadaşlar. Burayı c ile göstermişler. Şurayı da b ile göstermişler. O halde en büyük değerin b sonra c en küçük değerinde a olduğunu görüyoruz. Büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapacağız. B büyüktür. C büyüktür. A. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Sıralama yaparken birim çember üzerinde bu şekilde görseniz oluşturup çizmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. 12. sorudayız. Şimdi bakın ikinci bölgedeki açıları karşılaştırıyor. 100, 130 ve 160 derece alacağız. Öncelikle 100 dereceyi alalım. Şöyle 90'a yakın bir şey olacak. Ve bunun kosinüsü denilmiş bakın arkadaşlar. Kosinüs x'ti yani absisti. Dolayısıyla burası a olacaktır. B'ye bakıyoruz şimdi. Kosinüs 130. Hemen 130 dereceninkini de kırmızı renkle çizelim. Şöyle arkadaşlar 130 derece aldık. Bu noktanın kosinüsü bize ya da bu noktanın absisi bize B'yi verecek. Yani kos 130'u verecek. Ve Kos 160'ı da yeşil renkle gösterelim. Şu şekilde 180'e yakın olacak. Ve bu noktanın apsisi de bize C'yi vermiş olacak. Şimdi normalde bakın C daha büyük gibi duruyor. Ama negatiflik işin içerisine girdiği için ABC negatif sayılar olduğu için sıfıra yakın olan daha büyüktür. O halde en büyük A sonra B sonra C şeklinde ne yapar? Sıralanır cevabımız A şıkkı. Geldik 13. sorumuza. Cos ve sin tanımlarımızı yaparken bir bilgi vermiştik. O bilgi de şuydu, şuydu arkadaşlar. Herhangi bir açının kosinüsü eksi 1 ile artı 1 arasında değer alırdı. Bizden ne istiyorlar? Bakın 4 cos x artı 2 istiyorlar. O zaman bu eşitsizliği 4 ile çarpalım. Eksi 4, 4 cos alfa ve burası da artı 4. Sonra da her tarafa 2 ekleyelim. 2 eklersem eksi 2. 4 kosinüs alfa artı 2. Ve burası da ne olacak? 6. 4 kos alfa artı 2 bizim için a idi. Dolayısıyla a'nın eksi 2 ile 6 arasında değer aldığını bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız c şıkkı. Şimdi eğer eşitsizliklerimiz çok iyi değilse o zaman ne yapabilirsiniz? Kosinüs maksimum ne olurdu arkadaşlar? 1 olurdu. Cos x yerine 1 veririm. 4 artı 2'den 6'yı bulurum. Yani maksimum 6 olur. Peki cos x yerine en az eksi 1 verebilirim. O zaman cos x yerine eksi 1 yazarsam da eksi 4 artı 2'den eksi 2 gelir. Yani minimum minimum eksi 2 maksimum da 6 olacağına göre c şıkkını işaretleyebilirsiniz. 14. sorumuzdayız. Yine bize kosinüs x verilmiş bakın ve bir aralık sorusu. Kosinüs x'in hemen eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu hatırlayalım. Ve ben kosinüs x yerine 2m eksi 5 bölü 3 yazabilirim. Çünkü burada bize öyle verilmiş. Eksi 1 artı 1. Bundan sonrası eşitsizlik çözümü. Artı 3'ü iki tarafa da çarpı olarak atalım arkadaşlar. Yani aslında her tarafı 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 küçük eşittir 2m eksi 5. O da küçük eşittir 3. Eksi 5'i yine her iki tarafa artı 5 olarak gönderelim. 2 küçük eşittir 2m o da küçük eşittir 8. Ve her tarafı 2'ye bölersem m'nin 1 ile 4 arasında olduğunu bulmuş oluruz. Cevabımız A şıkkı. 15. sorumuzdayız. A değeri 4 kosinüs x eksi 7 sin y artı 4 olarak ifade edilmiş. Ve A'nın en büyük en küçük değerleri toplamı sorulmuş. Şimdi burada x ve y değerlerinin birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla daha rahat bir soru. Şimdi bu A'nın en büyük olması için kosinüs x'in en büyük sinüs y'nin ise en küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok çoğaltacağız az azaltacağız arkadaşlar. A değeri eşittir diyorum. 4 çarpı. Kosinüs x'e maksimum ne verebilirim? 1. Eksi 7 çarpı diyorum. Sinüse en az ne verebilirim? Eksi 1 artı 4. 4 artı 7 artı 4'ten 15 maksimum değer olarak gelecek arkadaşlar. Şimdi minimum değeri bulmak istiyoruz. Bunu da kırmızıyla yazayım. Minimum değeri bulurken kosinüsün en az, sinüsün en çok olması gerekiyor. Dolayısıyla 4 çarpı kosinüs en az eksi 1. Eksi 7 çarpı sinüs en fazla 1 olur artı 4. Eksi 4 eksi 7 artı 4'ten minimumda eksi 7 geliyor. Bize bu iki değerin toplamı sorulmuş. Eksi 7 ile 15'i toplarsak cevabımız artı 8 olarak gelir. Şimdi 16. sorumuzdayız. Tanımlarımızı yaparken size biraz burayı hatırlatmaya çalıştım. Burayı anlatmaya çalıştım aslında arkadaşlar. Şimdi ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bu soruyla beraber. Bize bakın şöyle şurada 50 derecelik bir açı verilmiş. P noktası var. DH uzunluğu nedir diye sorulmuş. Peki şıklara bakarsanız kaç dereceyi görüyorsunuz? 230 derece. Neden 230 almış? Çünkü biz kosinüs ve sinüsü tanımlarken... Başlangıcı x ekseni olarak alıyorduk. Başlangıcı x ekseni olarak alırsak buradaki açımız 180 artı 50'den 230 derecelik bir açı olacaktır. Peki bu açının bitim kolunun birim çemberi kestiği noktanın x ve y'si bize neyi gösterirdi? Kos x eksenine gidersem bu kos 230 olacaktı şu nokta. y eksenine gidersem bu noktada bizim için sinüs 230 olacaktı. Şimdi arkadaşlar sin 230 değeri negatif midir? Pozitif midir? Aşağıda olduğuna göre negatiftir. Peki ben şöyleyken burası orijin burası eksi 4 olsun. Eksi 4 ise şuradaki mesafeye eksi 4 birim değil de ne diyecektik? Artı 4 birim diyecektik. Yani koordinatın ters işaretlisi bakın. O halde ben OH uzunluğuna sin 230 diyemem. Çünkü sin 230 negatiftir arkadaşlar. O halde ne diyeceğim? Eksi sin 230 diyeceğim. Demek ki OH uzunluğu OH uzunluğumuz eksi sin 230. Hocam uzunluk negatif olmaz diyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar sin 230'un kendisi eksi zaten. Bir eksi de biz koyduk. Bakın artıdır şu an. Demek ki OH'ı eksi sin 230 olarak ifade edeceğim. Peki OD kaç birimdi? OD uzunluğu birim çemberden dolayı bir birimdi. Ben DH'ı bulacaksam DH'ı bulacaksam OD uzunluğundan OH uzunluğunu çıkarmalıyım. OD uzunluğumuz 1 eksi. OH uzunluğumuz da eksi sin 230 olarak gelmişti. O halde eksiyi içeriye dağıtırsam 1 artı sin 230 olarak ne yapmış oluyorum? DH uzunluğunu bulmuş oluyorum arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Geçtik 17. sorumuza. Bize alfa açısı verilmiş. OBC üçgeninin alanının ne olduğu sorulmuş. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Peki B noktasının koordinatları için burası kos alfa ve şurası da sin alfa diyebiliriz arkadaşlar. Yani şu uzunluğumuz sin alfaya bu uzunluğumuz ise kos alfa eşittir. Peki OC uzunluğu da bir birimdir birim çemberden dolayı. Ben şöyle dik indirirsem yani yüksekliği çiziyorum. Şimdi üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliği illaki tepeden aşağı indireceğim diye bir şey yok. Buradan da yükseklik çizebilirim. Diğer taraftan da yükseklik çizebilirim. Artık B'den yükseklik çizdiğime göre burası kosa alfayken buranın da kosa alfa olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü şurada bir dikdörtgen oluştu bakın. Aşağısı kosa alfaysa yukarısı da kosa alfa. Alan BOC eşittir 1 çarpı kosa alfa bölü 2. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 18. sorumuzdayız. Şimdi O noktası birim çemberin merkezi olarak verilmiş. Şurada bir alfa açımız var. Bize APC üçgeninin alanı soruluyor. Sevgili arkadaşlar birim çember olduğu için OA bir birim, OC de bir birim. Yani bu üçgenin şu şekilde şöyle de çizeyim arkadaşlar. Bu üçgenin AC kenarı iki birimdir. Ben burayı taban olarak kullanacağım. Peki bu tabansa AC tabansa P noktasından çizeceğim dikme benim işimi görecektir. Peki P noktasının koordinatlarına ben ne yazarım arkadaşlar? Buraya sin alfa buraya ise kos alfa yazarım. Peki şimdi e, şu nokta bu noktaya da isterseniz K noktası diyelim. Şimdi K noktasının ordinatı sin alfadır arkadaşlar. Peki OK uzunluğu nedir diye sorarsak az önceki soruda da anlatmıştık. Sin alfanın kendisi eksidir. O zaman ben bu uzunluğu bulacaksam eksi sin alfa demeliyim arkadaşlar. Bir daha hatırlatalım. Tıpkı ne gibi? Burası orijinken, burası eksi 3 ise siz bu uzunluğa ne diyeceksiniz? Artı 3. Yani koordinatın ters işaretlisini söyleyeceksiniz. Koordinatımız sin alfa, uzunluğumuz eksi sin alfa. Dikdörtgenden dolayı şuradaki dikdörtgenden dolayı bakın arkadaşlar. Eğer şöyle yeşille göstereyim. Şurasının uzunluğu eksi sin alfaysa buranın uzunluğu da eksi sin alfa gelmeli. Yani üçgenin yüksekliğinin eksi sin alfa olduğunu söyleyebilirim. Artık alan taban çarpı yükseklik bölü 2 eksi sin alfa çarpı 2 bölü 2 dersek ikiler birbirini götürsün cevabımız A şıkkı olarak gelecektir. Şimdi 19. ve son sorumuzdayız arkadaşlar. Bize bir birim çember verilmiş yine. OBC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi bu sorunun çözümünü iki yoldan yapacağım arkadaşlar size. Önce birinci yolumuzla başlayalım. Şöyle yapıyoruz. Şimdi A noktasının koordinatları bize kos ve sin'i verirdi. Şurası kos alfa, AB uzunluğuna da sin alfa demiştik arkadaşlar. Buna artık alıştınız diye düşünüyorum. Şimdi şurada x eşittir 2 doğrusu var. Bunun anlamı şudur. Şuranın apsisi 2 olacak. O halde ben şu uzunluğun da 2 birim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada bir geniş açılı üçgen var arkadaşlar. Geniş açılı üçgenlerde bakın şurası geniş açıysa taban olarak biz burayı aldık. Yükseklik olarak, yükseklik olarak karşı köşeden dikinmem gerekiyor. Ama burası geniş açı olduğu için içeriye dikinemeyiz. Yüksekliğimiz nerede olması gerekiyor? Dışarıda olması gerekiyor. Yani buradaki OBC'nin yani şu kos alfanın yüksekliğini C'den şu şekilde dışarıdan inen yükseklikle arayacağız. Peki haşı nasıl bulurum? Haşı nasıl bulurum? Tales bağıntısıyla paralellik varken, paralellerin üstündeki şu açıya gidiyorum. Tales bağıntısı bize şunu söylüyordu arkadaşlar. Şurada hemen hatırlatalım. Bir üçgende şöyle bir paralellik varsa, şöyle bir paralellik varsa, bu paralellerin üstündeki açıya gelerek şu kollar oranını paralellerin oranına eşitliyorduk. Dolayısıyla O noktasından hareketle cos alfa'nın cos alfa'nın 2'ye oranı eşittir Paralellerimiz sin alfa ve h. İçler dışlar çarpımı yapalım. h çarpı kos alfa eşittir 2 sin alfa diyorum. h eşittir 2 sin alfa bölü kos alfa. Tamam. Artık bakın tabanımız neydi? Kos alfaydı. Yüksekliğimiz ne çıktı? 2 sin alfa bölü kos alfa çıktı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsak bu üçgenin alanını bulacağım. Alan eşittir diyorum e, kos alfa çarpı 2 sin alfa bölü kos alfa. En son bir de bölü 2 yapacağım arkadaşlar. Şunlar birbirini götürdü. 2 sin alfa kaldı. Bir de bölü 2 yaparsam demek ki alan ne gelecek? Sin alfa gelecekmiş. Şimdi bu birinci yoldu. Biraz uzamış olabilir. İkinci yolumuzda geometrimiz iyi ise daha rahat ederiz arkadaşlar. Peki ikinci yolumuzu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle anlatalım. İki paralel arasında şu şekilde bir kırmızı üçgen olsun. Bakın bu doğrular birbirine paralel. Kırmızı üçgen olsun. Sonra mavi üçgen olsun. Bir de yeşil üçgen çizelim. Bunların hangisinin alanı en büyük diye sorarsak arkadaşlar cevabımız hepsi eşit olacaktır. Çünkü iki paralel arasında yükseklik her zaman sabittir. E, tabanlar da aynı olduğuna göre taban çarpı yükseklik bölü 2'den bütün üçgenlerin alanları aynı olacaktır. Buna alan kaydırma diyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi şu AB ile şu H birbirine paralelken ben şu şekilde bir üçgen çizersem yeşil üçgen çizersem ABC üçgeni ile şuradaki yeşil üçgenin alanları birbirine eşit olur. Bu yukarıdaki sağdaki kısmı buraya aldım. Soldaki kısımda aynen kalırsa bizim OBC üçgenimizin alanının yeşil alana eşit olduğunu dolayısıyla tabanımız 2 yüksekliğimiz de sin alfa bölü 2'den sin alfa diye daha rahat bir çözüm yapmış oluruz arkadaşlar. Konu anlatımımız bitti. Örneklere soru çözümüne geçebiliriz arkadaşlar.